diyelim ki şöyle bir vektör kümem oh oh, bu çizgiyi bu kadar kalın yapmak istemiyorum peki diyelim ki vektörlerden bir tanesi 2'ye 3 vektörü evet diğeri ise 4'e 6 vektörü olsun şu soruyu cevaplamak istiyorum bu vektörlerin açıklığı nedir Bunların konum vektörleri olduğunu varsayalım. Bu vektörler ile hangi vektörler gösterilebilir? Ve hatırlayın, vektörlerin açıklığı bu vektörlerin lineer kombinasyonlarından oluşan vektörlerin tümüdür, yani germesidir. Kısaca bu ikisinin lineer kombinasyonları ile elde edilebilecek tüm vektörleri içeren kümedir. Evet. Bir sabit C1 ile 2'ye 3 vektörünü çarpar. Buna başka bir sabit C2 ile 4'e 6 vektörünün çarpımını eklersem bu bana C1 ve C2 yerine farklı gerçek sayılar koyarak elde edebileceğim tüm olanakları verir öyle değil mi? Burada ilk fark edeceğiniz şey, bakın bu 4'e 6 vektörünün terimleri, bu 2'ye 3 vektörünün terimlerinin 2 katı. Demek ki bunu şu şekilde de yazabilirim. c1 çarpı 2'ye 3 vektörü artı c2 çarpı bu vektör, burada 4'e 6 vektörü yerine 2 kere 2'ye 3 vektörü yazacağım. Çünkü bu vektör 2'ye 3 vektörünün katı öyle değil mi? O zaman c2 çarpı 2 çarpı 2'ye 3 vektörü diye yazabilirim. Evet sanırım bunun 4'e 6'ya eş değer olduğunu görebiliyoruz. 2 kere 2 4, 2 kere 3 evet 6. Şimdi ortak bir parantez görürüz değil mi? Bunu şu şekilde yazalım. C1 artı 2C2 çarpı 2'ye 3 vektörü. Burası bir sabit olacağından buraya herhangi başka bir sabit ismi verilebilir. 2 kere herhangi bir sabit artı başka bir sabit. Bunu C3 çarpı 2'ye 3 vektörü diye de yazabiliriz kısaca. Bu durumda iki vektörle başlamış olmamıza rağmen dediğim gibi biliyorsunuz bu iki vektörün açıklığı veya germesi bu vektörlerin lineer kombinasyonuyla herhangi bir lineer kombinasyonuyla daha doğrusu oluşturulabilecek vektörlerin tümüydü. İkinci vektörümü iki parantezine alarak ifademi ilk vektörümün bir skaler çarpanına dönüştürdüm. Bu arada şu yolu da izleyebilirdim tabii. 2'ye 3 vektörünü 4'e 6 vektörünün yarısı olarak yazabilir. İkinci vektörün herhangi bir skaler kombinasyonuna da ulaşabilirdim ama... Değişmeyen gerçek şu ki, iki vektörün lineer kombinasyonları hakkında konuştuğumuzu sanırken, bunu sadece bir vektörün, evet bir vektörün katları olarak ifade edebildik. Değil mi? R karede bir vektörün skaler katları örneğin 2'ye 3 vektörü. 2'ye 3 vektörü böyle görünüyor tabi Tabii konum vektörü olarak çiziyorum. Vektörün tüm skaler kombinasyonları bu çizginin üstünde olacak. 2'ye 3 vektörü burada olacak. Bunun tüm skaler katları ise hep bu çizgi üzerinde olacak. İki yöne de sonsuza dek uzayan bu çizginin üzerinde. Yani bu doğrunun üzerinde. Eğer 2'ye 3'ün negatif değerlerini alırsam bu tarafa gideceğim. Pozitif değerlerini alırsam da bu tarafa gideceğim. Gerçekten büyük pozitif değerler alırsam bayağı bir yukarılara çıkacağım ama Sadece bu vektörleri gösterebileceğim. Standart formda yazdığınızda okları bu çizgiyi izleyecek. Yani şöyle denebilir. Vektörler kümemin açıklığı veya germesi. Şunu şuraya yazayım. 2'ye 3 ve 4'e 6 vektörler kümesinin açıklığı bu çizgiyi oluşturuyor iki vektör bulunmasına rağmen aslında bu vektörler doğrudaş. Bu iki vektör birbirinin çarpanı demek istiyorum ki bu 2'ye 3 ise 4'e 6 da hemen burada olmalı. Sadece 4'e 6 vektörü biraz daha uzun. Bu iki vektör aynı doğrultuda. Bu durumda R karede İki aynı doğrultuda vektörümüz olduğunda esasen açıklıkları bu çizgiye düşüyor. Yani bu ikisini kullanarak elde edebileceklerimiz bu çizgi boyunca olan vektörlerden başka bir şey değil. Bir vektör, yeni bir renk alayım. Buradaki bu vektör o iki vektörün kombinasyonu olarak gösterilemez mesela. Bu çizgiden dışarı çıkmanın bir yolu yok. Bu yüzden bu iki vektörün lineer kombinasyonları ile r karede her şey gösterilemez. Yani açıklık sadece şu çizgidir. Buna bağlantılı olarak dikkat edin iki vektör vardı ancak lineer kombinasyonunu alınca bir vektöre düştü. Bu vektör kümesine lineer bağımlı denir. Bir kenara yazalım evet lineer bağımlı. Bu lineer bağımlı bir vektör kümesidir lineer bağımlı demek kümedeki vektörlerden biri kümedeki diğer vektörlerin skaler kombinasyonuyla gösterilebilir demek şu şekilde de söylenebilir hangi vektörü seçerseniz seçin bu vektör kümedeki diğer vektörlerle gösterilebilir bu şekilde yeni bir yön yeni bir bilgi eklenmiyor değil mi bu durumda zaten bu yöne giden bir vektörümüz vardı. 4 6 vektörü de aynı yöne gidiyor. Sadece daha büyük bir ölçekte. Dolayısıyla yeni bir boyut bu çizgiden bir kaçış yolu bize vermiyor. Güzel. Gözünüzde canlandırın. 3 boyutlu uzayda buna benzeyen bir vektör ve şuna benzeyen bir başka vektör olunca İki çakışık olmayan vektör bir çeşit iki boyutlu uzay yaratacaktır. Bu iki vektör bir iki boyutlu uzay yaratabilir. Diyelim ki bu o iki vektör tarafından belirlenmiş düzlem. Evet. R küpün tanımlanması için kümedeki üçüncü bir vektör, diğer iki vektörle aynı düzlemde olamaz değil mi? Eğer öyle olursa yeni bir yön eklenmemiş olur. Yani bu üç vektörü barındıran kümede lineer bağımlı olur. Aslında bu iki lila vektörün tanımladıkları düzlemi kapsadığını düşünebiliriz değil mi? Bu düzlemde herhangi bir yöne giden herhangi bir şey gösterilebilir. Herhangi bir vektör şu ve şu vektörün lineer kombinasyonuyla gösterilebilir demektir. Yani bu vektör bu düzlemde ise şu ve şu vektörlerin lineer kombinasyonu olarak zaten gösterilebilecektir. Yani eklediğim bu yeşil vektör vektörlerin kapsamına, açıklığına hiçbir şey katmayacak. Çünkü bu vektörler kümesi lineer bağımlı bir küme olacaktır. Yeşil vektör bu iki vektörün toplamı olarak gösterilebilir. Çünkü yeşil vektör bu iki vektörün kapsadığı düzlemde yani açıklığındadır. Bu üç vektörün açıklığına bir boyut daha eklenmesi veya r küpün temsil edilebilmesi için üçüncü vektörün bu düzlemden çıkması gerekir. Vektörün düzlemden çıkması şarttır. Eğer bir vektör düzlemden çıkıyorsa bu vektör o düzlemde gösterilemez. Bu yüzden bu iki vektörün açıklığına dahil değildir. Açıklığın dışında olduğu için bu iki vektörün lineer kombinasyonuyla da gösterilemez. Yani maviyle çizdiğim bu üç vektör ama sadece bu üçü bu vektörler lineer bağımsız olur. Evet, birkaç örnek daha göstereyim. O çizim biraz fazla soyut olmuş olabilir. Mesela elimde 2'ye 3, 7'ye 2 ve 9'a 5 vektörleri varsa bu vektörler lineer bağımlı mıdır yoksa lineer bağımsız mı? Başta şöyle diyebilirsiniz. Bakalım bu diğerinin skaler çarpanı değil. Öbürü de diğer ikisinin skaler çarpanına benzemiyor. Belki de lineer bağımsızdırlar. Ama biraz incelediğinizde görebilirsiniz ki buna V hatta hatta V1 dersek V1 artı V2 V3'e eşit. Demek ki e, vektör 3 diğer iki vektörün lineer kombinasyonu. O yüzden bu küme bağımlı bir küme. Bunu göstermek için iki boyutlu uzayda çizelim bakalım. R karede çizelim. 3 tane 2 boyutlu vektörünüz varsa birine ihtiyacınız olmayacağı gibi genel bir fikir var. Bir tanesi kesinlikle lüzumsuz olacak. Örneğin 2'ye 3 vektörünü çizelim. Şu ilk yazdığım oluyor. Standart konumda çiziyorum. Buraya da 7'ye 2 vektörünü çiziyorum. Size anlatmak istediğim R karedeki herhangi bir noktanın bu iki vektörün lineer kombinasyonuyla gösterilebileceğidir. Bir çeşit grafik gösterim bile yapabiliriz. Bir önceki videoda yapmıştım. Öyleyse diyebilirim ki V1 ve V2'nin açıklığı R kareye denktir. Değil mi? Bu demektir ki V1 ve V2'nin lineer kombinasyonları buradaki tüm vektörler, tüm konumlar gösterilebilir. Şimdi, 9'a 5 vektörü de R karede, R karede değil mi? Evet. Vektör bir iki boyutlu gerçek sayı uzayında veya R kare kümesinde olduğunu orada, orada, tam orada. Demin dediğim gibi, R karedeki herhangi bir şey bu iki vektörün lineer kombinasyonuyla gösterilebilir. O zaman bu vektör, R karede olduğuna göre bir lineer kombinasyon olarak gösterilebilecek, umarım açıklık ve doğrusal bağımsızlık veya lineer bağımsızlık arasındaki ilişkiyi anlamaya başlamışsınızdır. Başka bir örnek göstereyim. Diyelim ki şu vektörler, yeni bir renge geçeyim. Diyelim ki elimde bu sefer, bu sefer durum biraz bariz olacak. 7'ye 0 vektörü, yani V1, ikinci vektörde de 0'a eksi 1 olsun. Bu da V2. Öyleyse bu küme lineer bağımsız mıdır? Bu küme lineer bağımsız mı? Bunlardan herhangi birini diğerinin kombinasyonu olarak yazabilir miyim? Aslında kombinasyon dediğimde birini büyütmek zorunda kalırsınız. Çünkü sadece iki vektörümüz var. Bu vektöre ulaşmaya çalışıyorsam tek yapabileceğim şunu büyütmek. Aslında yapabileceğim hiçbir şey yok. Bu vektörü hangi sabitle çarparsam çarpayım, kendisini ekleyeyim veya büyüteyim, bu terim her zaman sıfır kalacak. Her zaman sıfır. Bu yüzden bununla çarptığım hiçbir şey bu vektöre ulaşmamı sağlamayacak. Aynı şekilde bu vektörü ne ile çarparsam çarpayım, yukarıdaki terim her zaman sıfır kalacak. Yani bu vektöre ulaşmamın hiçbir yolu yok. Öyleyse iki vektörün de diğerinin kombinasyonu olarak gösterilme şansı yok. Demek ki bu ikisi lineer bağımsız vektörler. Bunu çizince bile anlayabilirsiniz. Bir tanesi 7'ye 0, yani şöyle sarıyı kullanmayayım. 7'ye 0, diğeri de 0'a eksi 1. Sanırım herhangi ikisinin lineer kombinasyonunu alırsanız, r karedeki herhangi bir şeyi gösterebileceğinizi anlamışsınızdır. Açıklık kavramına alışmanız için söylüyorum, bunların açıklığı yani germesi r kareye denktir. Başka ilginç bir nokta ise şu. V1 ve V2'nin açıklığı R kareye denk demiştim. Peki yukarıdaki bu örnekte V1, V2 ve V3'ün açıklığı nedir? Önceden gösterdiğim gibi bu üçüncü vektör şu ikisinin lineer kombinasyonu olarak gösterilebilir. Aslında sadece şu ikisinin toplamı. Hatta buraya çizebilirim o iki vektörün toplamı. Öyleyse kesinlikle diğer ikisinin lineer kombinasyonu olarak gösterilebiliyor. Peki açıklığı nedir? Aslında bunun lüzumsuz olması açıklığını değiştirmediğini gösterir. Tüm olası kombinasyonları değiştirmez. Bu yüzden onun açıklığı da r karedir. Bu sadece r kareyi kapsamak için gerekene ek bir vektördür. r kare iki boyutlu bir uzay ve sizin iki vektöre ihtiyacınız vardı. Yani bu bir nevi taban oluşturmanın daha verimli bir yoluydu. Tabanı daha anlatmamış olsam da konuşma içerisinde kullanmak istiyorum. Daha sonra anlattığımda çok daha mantıklı gelecek bu daha iyi bir taban oluşturur veya bu taban oluşturur bir nevi gereksiz olmayan vektörler kümesinin r kareyi göstermesidir. Buradaki vektör ise gereksizdir. Bu yüzden r kare için uygun bir taban değildir. Evet, 3 boyutta başka bir örnek vereyim. Bir sonraki videodaysa lineer bağımlılık veya bağımsızlık hakkında daha resmi tanımlamalar yaparım. Şimdi diyelim ki elimde 2,00 vektörü var. 2,00 vektörü, 0, 1, 0 vektörü ve 0,07 vektörü. Şimdi R değil mi? Bunların her biri 3 boyutlu bir vektör. Peki bunlar lineer bağımsız mı yoksa lineer bağımlı mı? Bu ikisinin kombinasyonuyla üçüncü vektöre ulaşmam için sıfır olmayan bir terim elde etmemi sağlayacak herhangi bir yol yok değil mi? Çünkü bunu ne ile çarparsam çarpayım, son terim hep sıfır kalacak. Yani bu bir nevi vektörler kümemize yeni bir yön eklemek oluyor. Aynı şekilde bu ve bu vektörün hiçbir kombinasyonu yok ki burada sıfır olmayan bir terime ulaşayım. Son olarak bu ve bu vektörün hiçbir kombinasyonu yok ki burada sıfır olmayan bir sayı elde edebileyim. Demek ki bu küme lineer bağımsız. Evet, lineer bağımsız. Eğer bunu 3 boyutta çizecek olsaydınız görürdünüz ki bunlardan hiçbiri aynı düzlemde değil. Belli ki bunlardan herhangi ikisi aynı düzlemde tabii ancak üçüncüsü o düzlemin dışında. Ee, şuna x ekseni diyelim. Şu 2,00 sonra 0,1,0 var. Belki o y ekseni bir de 0,0,7 var. Evet, şöyle bir görüntü oluşuyor. Öyle gözüküyor ki sanki eksenler i, j ve k vektörlerinin sadece biraz büyütülmüşleri. Ama onlar her zaman küçültülebilir değil mi? Çünkü bizim önemsediğimiz bunların herhangi bir lineer kombinasyonu. O zaman bu üç vektörün açıklığı reküp. Çünkü hepsi yeni bir yön katıyor. Her neyse bu videoyu daha kısa sürede bitiririm diye düşünmüştüm ama videolarımın gittikçe uzadığının farkındayım. Daha kısalarını yapma alışkanlığıma dönmek istiyorum. Bir sonraki videoda lineer bağımsızlığın daha iyi tanımlamasını yapacağım ve birçok örnek çözeceğiz.